Bir fikrim mi var o tip ortak yayınından herkese merhabalar. Ben Fuat Sami. Son 13 yıldır Bir Fikrim Mi Var markasıyla gördüğünüz tüm girişimcilik içerikleri, etkinlikler, yarışmalar, televizyon programlarının yapımcısıyım. Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk melek yatırım ağında kurucusuyum. Yani anlayacağınız son 13 yıldır işim, gücüm, girişim. Ve girişimcilikle uğraşırken gördüm ki en önemli sıkıntı bir girişimin sürdürülebilir olması adına hemen ihracata başlaması lazım. Hemen yurt dışına açılması lazım. Ve bu aslında sadece mal ihracatı gibi düşünmeyin. Hizmet ihracatı, oyun ihracatı ama ne yaparsanız yapın mutlaka ihracat yapmanız lazım. O yüzden de bugün sizler için çok kritik 5 tüyo vereceğiz. Tekstilde hemen ihracata başlamak için. Tabii bu arada tekstil dediğime bakmayın. Bu anlatacağımız 5 tüyo aslında her sektör için geçerli. Ve bugün de bunları konuşmak için en önemli isimlerden biri bizlerle beraber ihracat konusunu. Çünkü kendileri Türkiye'nin ilk kadın ihracat birlik başkanı, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Pınar Taşdelen Engin bizlerle. Aynı zamanda da kendisinin Bursa'da çok önemli bir tekstil firması var. Arge ve inovasyon üzerine de büyük başarılara imza atmış olan. O yüzden bu 5 tüyo için kağıdı, kalemi not alın. Çünkü Pınar Hanım bizlerle. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Fuat. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Siz bizim kanalımızdasınız. Biz de sizin o tipteyiz. Bursa'dayız. Aslında ikimiz de ev sahibi sayılırız. Evet. Bu arada şimdi birazdan tiyoları alacağız sizden ama çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Çünkü haftaya sizin yıllardır büyüttüğünüz Tekek Style markasıyla ve aslında sanırım Türkiye'nin en büyük bu alandaki tekstil girişimcilik programının da büyük finali var. Canlı yayını var. Evet. Utip olarak, ekip olarak çok heyecanlısınız. Bu sene de öyleyiz. Evet, evet. Ve tabii ne yazık ki korona yüzünden de sanal bir canlı yayın. Yani orada da aslında teknolojiyi kullanıp bambaşka bir şey olacak. Peki bu tiyoları almadan önce hem girişimcilere de biraz feyiz olsun diye bu seneki Tekek Style'da neler oldu? Ne tarz aşamalardan geçti girişimciler? Ve finale kimler kaldı? Bizi izleyen girişimciler biraz feyiz alsın tiyolardan önce. Tekrar hoş geldin. Teşekkürler sorun içinde. Evet, yine çok heyecanlıyız. Geçen sene de seninle beraberdik Tekek Style Startup Challenge'da. Dediğin gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe Arge Proje Pazarı olarak başlattığımız etkinliğe geçen sene evrimini sağladık ve bir girişimcilik ekosistemini hem şehrimize hem de ülkemize kazandırmak adına Tekek Style Startup Challenge'ı başlattık. Gerçekten de başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik beraber. Tabii bu sene pandeminin etkileriyle bazı revizyonlar yapmamız gerekti. Korkmadım dersem de yanlış söylemiş olurum. Çünkü gerçekten bu dönemde başvurularla ilgili kafamızda soru işaretleri vardı. Ama o da bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü geçen sene 104 tane proje gelmişken bu sene toplamda 174 tane proje başvurusu geldi. Yani %66 bir artış var ve bu rekor bir proje başvurusu gerçekten. O yüzden çok motive olduk. Sürece dönecek olursak bütün girişimcilerimiz, yani proje teslim etmiş bütün girişimcilerimiz, Ventures and Mentors League CEO'su Ufuk Batum, sen de çok yakından tanıyorsun. Ufuk Batım hocamızdan girişimcilik eğitimi aldılar. Ve aslında şunu söylemek lazım. Bu bir yarışma değil, bu bir süreç. Bütün sene boyunca devam eden finalistlerimizi sonrasında da sanayicilerimizle bir araya getirdiğimiz, yatırımcılara fikirlerini anlatma ortamı sağladığımız, birçok eğitimlerden geçirdiğimiz, dediğim gibi bir süreç. Geçtiğimiz hafta değerlendirme kurulumuzu yaptık. 31 projeden 13 tanesi finale geçmeye hak kazandılar. Önümüzdeki haftada finalini yapacağız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Girişimcilere böyle ufak bir sufle de verelim. Yani hangi sektörlerden bu fikirler geldi? Çünkü bize hep genelde böyle girişimci olmak isteyenler izliyor. Hani bir böyle feyiz alsınlar istiyorum. Bu arada tekstil deyip de geçmeyin. Gerçekten tekstil çok önemli bir sektör. Yani o yüzden bu yayınları yapıyorum. Tekstil birçok alt sektöre dokunan ve ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Evet, gerçekten öyle. Tekstil yanında başka sektörleri de yanına alarak birçok probleme çare olabilecek bir sektör gerçekten. Bu soruyu soracağını tahmin ettiğim için not almıştım açıkçası. Bu seneki projeler tabii pandeminin de etkileriyle özellikle pandemiyle ilgili sorunlara ve duruma çözüm bulmayı amaçlayan projeler var karşımızda.
Akıllı tekstillerden 10 tane proje gelmiş. Sanal gerçeklikten 18. Teknik tekstillerde 20. Enerji verimliliğinde 5 tane proje geldi. Ekonomiyle ilgili bir başvuru aldık. Yapay zeka, sürdürülebilirlik bunlar günümüzün anahtar kelimeleri biliyorsun. Onlarla ilgili de projelerimiz var. Gerçekten çok farklı sektörlere dokunuyor ama tıbbi tekstiller ve pandemi süreciyle ilgili durum projeleri etkilemiş açıkçası. Proje başvurularını. Girişimciler bunları not aldı ama şimdi asıl yeni bir sayfa açın. 5 tüyo geliyor. Ben gelmeden önce Pınar Hanım'a söyledim. Sizlere özel ihracatı arttırmak için ve hatta ihracata başlamak için 5 tüyo. İlk tüyoyu alalım efendim. Aslında ihracatçı olmak ciddi bir süreç ve normal şartlarda ciddi sabır gerektiren, ciddi çalışma gerektiren, bir başarılı bir ihracatçı olabilmek için bir süreç lazım. Ama sen bana hemen ihracat yapmak için 5 diyor dediğinde o zaman yol haritasını birazcık kısaltmak lazım diye düşündüm açıkçası. Burada özellikle yapılması gereken birinci şey şu. Çalıştığın ürün, yani senin ürünün hazır zaten, sen hemen ihracat yapmaya başlamak istiyorsan. Bu ürün hangi ülke ya da hangi pazar için ilginç olabilir? Onu baştan belirlemek sarf edeceğin eforun da daha organize bir şekilde kullanmanı sağlar. Çünkü her ülkenin tabii tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklı. Birbirinden minor farklılıklar da gösterse o minor farklılıklar senin ihracatını başlatabilmen ve arttırman için çok önemli olduğunda elindeki imkanları düzgün kullanmak için öncelikle ülkeni ve bölgeni belirlemen gerekir. İlk tüyomuz bu. Peki girişimcimiz ülkeyi ve bölgeyi belirledi, ülkeleri veya. Bir sonraki adım ne olmalı? Burada tabii ekibine ülkeyi çok iyi inceletmen lazım. Pazar bilgilerini alacaksın ve kendi birikimini de sen bir girişimci olarak veya bir ihracatçı olarak ekibine aktaracaksın. Ve pazarla etkileşimlerini sağlayacaksın. Yani biraz uzun bir tüyo oldu ama ekibinle beraber pazarı işlemek ve incelemek çok önemli. Tabii bunun için de ne gerekiyor? Firmalarımızda bu yetkinliğe sahip ve kendi kendilerine de birer girişimci olan doğru ekiple çalışmak çok önemli. Bu girişimci ruhunu o ülkeye ihracatı başlatmak ve arttırmak için kullanabiliyor olması lazım ekibinde. Bu kaçıncı tüyo oldu? Ekip 2. Aslında bu söylediğiniz çok önemli bir şey ve ülkemiz de aslında bu alanda bir cevher. Örnek Orta Doğu pazarına yönelmek istiyorlarsa aslında ülkemizde de birçok Arapça bilen çalışanlar mevcut. Öyle insanları istihdam etmek muhtemelen doğru bir stratejik hamle olur o ülkenin ihtiyaçlarına ve ihracat yapacaksanız kritik bir taktikti bu. Tabii. Bir sonraki efendim. Burada şunu da atlamamak lazım. Tabii pazarı inceleyeceğiz ama bu biraz masa başı işi. Mutlaka oradaki kişilerle bir etkileşim olması lazım ekibinizin. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de bu oluyor. Ekibe iş veriyoruz. Biz ihracatçı olarak ya da iş sahibi olarak ama organizasyonun geri kalanını kendimiz yapmaya çalışıyoruz. İhracat da gerçekten bir ekip işi. Mutlaka ekibinizdeki pazarla ilgilenen insanların o pazarla etkileşimini sağlamak gerekiyor. Üçüncü tüyomuzu da verelim bu arada. Bu arada sizin tüyolar doğuruyor. İkinci tüyo, ben zaten izleyenlere söylemişim ya, gerçekten bu konudaki en değerli isimlerden biri. Hani ikinci tüyo doğurdu birkaç ama bu söyledikleriniz aslında bu satır araları çok daha önemli aslında. Birbiriyle, evet birbiriyle bağlantılı aslında. Sen tabii beni çok iyi tanıyorsun. Nokta koyma konusunda biraz sıkıntım olduğu için doğurmalar devam edecek. Ama daha iyi öyle olsun, daha iyi. Çünkü biliyorsunuz zaten biz aslında hep girişimciler için içerikler ürettiğimiz için evet. Bu benim için çok değerli. Yani o satır araları önemli girişimciler için. Üçüncü tüyo efendim. Üçüncü tüyomuz tanıtım. Tanıtıma, reklama ve yapılacak bu tarz faaliyetlere harcanacak bütçeden çekinmemek lazım. O yüzden zaten hem yol haritasını kısaltmak adına hem de elimizdeki imkanları doğru kullanmak adına başta ülkeyi belirleyelim dedim. Çünkü her ülkenin gene kendine göre doğru ürününüzü doğru tanıtabileceğiniz mecraları var. Enstrümanlar var o ülkede daha çok ilgi çekebilecek. O anlamda da bunları çok iyi araştırmak lazım. Çok söylediğim bir şeydir bu benim. Biz pazarlama konusunu ve tanıtım konusunu aslında çok eskiden beri biliyoruz diyebilecek bir ırk değiliz Türkler olarak. Çünkü biz başkası bizi hep öne çıkarsın, başkası bizim yaptığımız işi anlatsın seviyoruz. Seviyoruz dediğimde o bize daha doğru geliyormuş şimdiye kadar. Ama biz yaptığımız işi çok iyi anlatabilmemiz lazım ve
Herkes kendi yaptığı işi en iyi anlatabilir. O yüzden tanıtıma hem bütçe hem de içerik yaratmak çok önemli ihracatın artması konusunda o ülkeye. Süper. Dördüncü peki efendim? Dördüncümüz stratejimizi belirlememiz gerekiyor tabii ama yol haritamızı çok doğru bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Ve durağan olma şansımız yok. Yani ben bir ürünü yaptım. Ben bunların hepsini yaptım işte dördüncü stage'e geldim. Ve ben bu ürünle işte şu kadar süre daha bu ürünü pazarlayarak ihracatımı geliştirebilirim. Böyle bir şey yok. Çünkü gerçekten dünyada, insanlar da devamlı değişen, evrilen organizmalar. O yüzden ihtiyaçları önceden belirlemek önemli tabii ama ilerisini de görmek, onu önceden tahmin edebilmek, ona göre ürünün evrimini sağlamak, ürgeyi çok iyi yapmak ve Ar-Ge çalışmalarını hiç kesmeden devamlı bir sonraki step'i düşünerek daha fazla üstüne ne katabilirim? Ya da bu ürünün ömrü şu kadar olur, bundan sonra bu buna evrilir'i önceden tahmin edebilmek gerekiyor. Bu arada bu dördüncüyü belki bilmeyenler olabilir. Şimdi Ar-Ge'yi çok iyi biliyoruz da Ür-Ge nedir girişimcilerimiz için? Ürünün sonrasında geliştirilmesi. Yani ürününüz var, zaten yaptığınız bir ürün, sıfırdan yaptığınız bir şey değil. Onun ihtiyaçlara göre geliştirilmesidir. Ar-Ge'den farklılığı odur. Ürün başta hazırdır zaten Ür-Ge'de. Bu da aslında kritik bir şeydi. Çünkü girişimciler genelde bir ürün buluyorlar ama o ürün hayır ben yaptım oldu zannediyor. Ama aslında bu bir maraton. Ürününü sürekli geliştirmen lazım. İster bu tekstil olsun, bir oyun olsun, app olsun hiç önemli değil. O yüzden Ür-Ge önemliydi. Beşinci peki efendim? Beşinci tüyomuzda tabii ihracat desteklerinden mutlaka faydalanması gerekir ihracatçı firmaların ve girişimcilerimizin. Bu konuda devletimizin gerçekten ciddi destekleri var birçok konuda. Biraz önce saydığım bütün şeylerle ilgili, kademelerle ilgili. Biz de ihracatçı birlikleri olarak sık sık seminerlerle, eğitimlerle bu desteklerden haberdar etmeye çalışıyoruz üyelerimizi. Bunları çok yakından takip etmek lazım. Gene sektörün girişimcilikle ilgili bazı organizasyonları, işte bizim TechXL Startup Challenge gibi organizasyonlarını da yakından takip etmek gerekir. Çünkü elinizde potansiyeli olan bir ürün, bunun ihracatıyla ilgili bu mecralardan faydalanmak da gerçekten işine yarayacaktır ihracatçımız. Senin ama çok güzel bir programın var. İhracat hibelerinden, desteklerinden girişimciler nasıl faydalanabilir diye. Evet evet. Mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim. Onunla ilgili biz bir seri yaptık zaten. 5-6 tane video var teşviklerle ilgili. Çünkü girişimciler hep yatırım arıyorlar. Evet. Yatırım ararken bir taraftan devletin aslında çok değerli teşvikleri de var. Onların da peşinden gitmeliler. İkisi beraber olunca hem yatırımcıya gittiğinizde daha hazırlıklı olursunuz. Kesinlikle. İşte ben sizden 200 bin dolar alacağım ama 200 bin doları reklama harcayacağım, onun 100 bin dolarını devlet geri ödeyecek. Ki öyle teşvikler var. Ve bunların da aslında yeri ihracat birlikleri. Ülkemiz genelinde sektöre özel birçok ihracat birliği var. Biz şu anda Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği'ndeyiz. Pınar Hanım da başkanımız. Ama onun gibi otomotiv var, işte metaller var. Aklınıza tabii gelebilecek... Tabii bir tabii. Çok, hatta hizmet var. Bile var. Yani bilgisayar oyunları ve hepsinin de tabii. İçinde olduğu hizmet birliği de var ki ben de bir yapımcı olarak mesela ona üyeyim. Filmcilere de var. O yüzden o çok kritik. Gerçekten bunu sona saklamanız iyi oldu. Şimdi size efendim 5 tüyoyu söyledik. Bonusum var benim ama gene nokta koyamıyorum. Tamam efendim son bonus. Madem konumuz... Bu 10. tüyo oldu gerçi ama. Biraz öyle oldu değil mi satır aralarıyla? Bu 6. oluyor gerçekten. Şimdi madem diyoruz ki hemen ihracata başlamak, böyle bir yol haritası verdik. Sonunda bunu da söylemek lazım. Eğer olmuyorsa da stop loss. Orada demek ki ilk 4 kademede senin eksiğin var. Ya ülkeyi doğru belirleyemedin ya ihtiyaçları doğru belirleyemedin. Hemen farklı bir yöne, farklı bir bölgeye geçebilmek lazım. Orada zararı durdurmak lazım. Bizim tekstil için çok önemlidir bu. Çünkü biz tabii bizim ihracat yaptığımız ülkeler ve bölgeler her an her şey olabilir. Zamanda Rusya'yla çok iyi bir ihracat ticaretimiz varken birden herhangi bir problem olduğunda biz biraz flexible'ız açıkçası tekstil sektörü olarak. Hemen yönümüzü başka tarafa çeviririz.
Bu ama bütün sektörler için geçerli. Çabuk karar vermek ve çabuk aksiyon almak lazım öyle bir durumda. Gerçekten gerektiği yerde durmayı bilmek. Evet. Yani bu gerçekten çok değerli bir bonus oldu. Yayınlarda aslında çok nadiren söylenir bu ama bunu mutlaka yani böyle kalın kalemle altını çizmek lazım. Yani bir şey olmuyorsa geri dönüp yol haritanı tamamen değiştirmen lazım. Vallahi harika bir yayın oldu. Son olarak haftaya büyük final var. Son bir şeyler söylemek ister misiniz TechX Style'a dair? Öyle kapatalım programı. Çok keyifli oldu. Çok teşekkürler tekrar. Evet, haftaya yine seninle de beraberiz. Gerçekten çok güzel bir final olacağına eminim ben. Programla ilgili birkaç bir şey belki söyleyebilirim son tabii. Kapatmadan önce. Şimdi ödül törenimizde pandemi sebebiyle tabii yarışmanın bütün süreçlerini yaptığımız gibi final etkinliğimizde biliyorsun dijital ortamda gerçekleştiriyor olacağız. Ama biz gene 2 günlük dolu dolu bir program hazırladık. İlk gün bir onur konuğumuz var. Skype'ın kurucuları arasında yer alan Jonas Kjellberg bizimle beraber olacak. Birçok markaya hayat veren, yatırım yapan bir girişimci ve iş insanı kendisi. Yine tabii biraz önce de konuşmuştuk. Anahtar kelimelerden biri sürdürülebilirlik. Bununla ilgili de izleyicilerimizin dikkatini çekecek ve ilgilerini çekecek olduğunu düşündüğümüz bir panelimiz olacak. InStyle dergisinin genel yayın yönetmeni Bahar Hanım moderatörlüğünde gerçekleşecek bu panelimiz. Ve çok da ilginizi çekecek kişiler olacak panelde. Hülya Hanım var, H&M'in Sürdürülebilirlik Müdürü, Avrupa Bölgesi ofislerinin. Sürdürülebilirlik Yaşam Bloggerı Gamze Hanım var, Gamze Biran. Bir de görsel sanatçımız var, Deniz Sadıç, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar yapan. Güzel bir panel olacağına eminim. Tabii geçen sene de beraberdik biliyorsun, Serdar Kuzuloğlu bizlerle olmuştu. Bu sene de dijital olarak bizlerle beraber olacak. Koronavirüs sonrası dünya konulu bir konuşma yapacak. 13 tane projemizi dinleyeceğiz. Çok değerli bir jürimiz var. Sonrasında da ödül törenini gerçekleştireceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Süper. Bu arada bu aynı zamanda sanal bir stüdyoda gerçekleşecek ve bu sanal stüdyoda da benim ilk sunuculuk deneyimim olacak. Yani evet. O da bambaşka bir şey. Dün testlerini yaptık. Bu arada ola ki bu videoyu tam gününde kaçırırsanız atıyorum bir yıl sonra bile izleseniz de bu yayınların hepsi bu finalde YouTube'da olacak. Bunları izlemek çok önemli çünkü hem feyiz alıyorsunuz hem de o girişimlere bakıp siz ne yapabilirsiniz diye aynı zamanda ilham da veriyor bu etkinlikler. O bakımdan da çok önemli. Ve efendim dolu dolu bir yayının sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi gerçekten ki geldin. Evet çok çok keyifliydi. Bu arada bu ve bunun gibi de birçok içerik kanalımızda. O yüzden kanalımızı takip edin. Hatta Pınar Hanım'la bizim geçen yıl yaptığımız bayağı fenomen olan bir video da var. Tekstilde başarılı olmanın 5 sırrı diye ve onun gibi birkaç video daha da yaptık Pınar Hanım'la. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hepinize iyi girişimler. Kendinize çok iyi bakın.